our way of being involved during this this game. Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum. İyi bir takım Fenerbahçe ve bu akşam galip geldiler. Maçla alakalı pişmanlıklarım var ama bence herkes elinden geleni yaptı. İsterdim ki topu daha iyi kullanalım, daha iyi çevirelim. Ama diğer taraftan baktığımızda iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. Çok az pozisyon verdik rakibimize. Belki bir penaltı verdik ama takımın organizasyonu ve oyuncularımın katılımı gerçekten beni memnun etti. Without tonight I was very pleased because the organization was well. We conceded very few chances, but with the ball we should have done better. Bence bazı oyuncularımız gerginlerdi maç boyunca. Her zamanki rahatlıklarında değillerdi topu. Özellikle topu kullanma alanında her zamanki rahatlığımızda değildik. İlk yarı çok fazla top kaybı yaptık. Çok fazla basit top kaybı yaptık. Ve oyun ilerledikçe gitgide oyun kurmak bizim açımızdan zorlaştı. Beni hayal kırıklığına uğratan bu akşam için oyunu kurma kabiliyetimizdi, topu kullanma kabiliyetimizdi. Son maçta çok daha iyiydik bu konuda. Topu çok daha iyi kullanmış, daha rahat kullanmıştık. Ama onun dışında söylediğim gibi organizasyonumuzdan, takım organizasyonumuzdan ve az pozisyon verdiğimizden ötürü gerçekten takımdan memnunum. Ama topla daha iyi olmamız gerekiyordu. We could have avoided this penalty, but at the end of the day, I know also the power of each squad. Hayır, hayır. Yani pişmanlık derken seçimlerim ya da sistemim üzerine bir pişmanlığım yok. Nereden geldiğimizi unutmuyorum ben. Nereden başladığımızı bu işe unutmuyorum. Güçlü ve ünlü oyunculardan kurulu bir kadroya sahip Fenerbahçe. Hem sahada hem de kulübede bu geçerli. Soldado, Valbuena gibi uluslararası kalibrede oyuncularını yedekten oyuna atabiliyorlar. Herkesin farkında olması gerekiyor kadroların birbirine karşı güç dengesinin. Üzgünüm, yani pişman olduğum konu şu, belki penaltıyı vermeyebilirdik. Bu bende üzgünlük ve pişmanlık yaratıyor. Ama kadroların gücü göz önünde bulundurulduğunda bazı şeyler ortaya çıkıyor zaten. There will be a candidate for the title. Bursaspor won't be. So we have to be lucid also. Hatırlatmak, yani bazı gerçekleri bazı zamanlarda insanlara hatırlatmak daha doğrudur diye düşünüyorum. Yani gerçekleri insanlara hatırlatmak daha doğru olur diye düşünüyorum, tamam mı? Yani kadronun gücü, Fenerbahçe kadrosunun gücü şampiyonluğa yürüyecek büyük ihtimalle yakın zamanda. Fenerbahçe büyük ihtimalle şampiyonluk adaylarından biri olacak ama Bursaspor şampiyonluk adaylarından biri olmayacak. Gerçekçi bir şekilde gerçekleri ortaya koymak gerekiyor diye düşünüyorum.